Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Farm Simulator 22'deyiz. Geçenlerde biliyorsunuz yeni bir harita moduna başlamıştık. Bugün ikinci bölümdeyiz. Yine işlerimize devam edeceğiz. Nasıl seviyorduk bunu? Dur bakayım. RL. Evet. Şimdi paramız yok biliyorsunuz. Bugün iki işi aynı anda idare etmeye çalışacağım. Bilmiyorum nasıl olacak ama şimdi geçenlerde büyük bir tarlayla uğraşmıştık. Canımız çıkmıştı. Yine bir büyük tarlamız var. Buralar solmadan. Bu oyunda biliyorsunuz solmayı kapatma yok. Buralar solmadan bu arpayı da toplayalım diyorum. Şöyle yapacağım. Bunu işçiye vereceğim. Allah dur yanlış araca bindik. Oğlum dur. Şimdi bunu işçiye vereceğim. Bu işçiyle çalışacak. Biz de bugün çim biçeceğiz. Ama tarla düz olmadığı için bakalım nasıl biçecek, nasıl yapacak hiçbir fikrim yok. Şu kenardan önce ben bir olmadı alayım. Buradan geçebilir miyiz? Geçemedik. Sizler de görün. Şu kenarı ben bir alacağım komple. Dönüşlerde problem yaşıyorlar biliyorsunuz. Ondan sonra işçiye vereceğim. Ama yine remote'da sürekli gel git yapmamız gerekecek. O yüzden böyle kırparak falan ilerleriz. Ya da hepsini bütün tarlayı bitireceğiz diye illa videoda bir şey yok. Bugünkü asıl işimiz çim olacak ama bunu da aynı anda yapalım. Bir yandan da işçiye bunu veririz. Bu da gider. Öncelikle şurayı alalım sonra şuradan itibaren veririz işçiye. O gider gelir gider gelir. Araç dolana kadar zaten araç dolduğu zaman herhalde sağ üstte uyarısı çıkar bize. Ondan sonra geliriz alırız malzemeleri gideriz boşaltırız remote'la. Şimdi burası kısa olan bölüm. O yüzden şöyle biraz ortadan girsin isteyeceğim. Böyle bir durduralım şunu. Arkadaş geride 12 ile gidiyor. Evet buradan girsin. Verdik işçiye. O artık takılsın kafasına göre engellendi derken. O artık kafasına göre takılsın şimdi. Buraya geldik. Şu aracı alalım. Diğerinde remork takılır. Remork lazım olacak bize. Bizim şurada bir şeyimiz olacaktı ama neredeydi o? Burada değil. Bizim diğer traktörün olduğu yere gideceğiz. Orada bizim çim biçmemiz var. Çim biçme makinemiz var. Onun yanına gideceğiz. Oradan
Şimdi şu aparatımızı bağlayalım arkamıza. Tek kollu. Şuradan gireriz. Şuraya gireceğiz. Şurayı biçeriz. Oğlum aynı yere aynı yere geri geldik lan. Dur, yanlış oldu. Dur, yanlış oldu. Allah. Şuradan gideceğiz ileriye. Tahıl tankını doldurdum. Ne ara doldurdun kardeşim? Ya anasını ya. Yalnız tahıl tankını doldurdu ve işçi hala para almaya devam ediyor. Çalışmıyor ama para alıyor. Ama işte bak, depoyu falan biz şey yaptığımız için, biz karşıladığımız için çok hızlı gitmiyor o yüzden para. Şimdi bir saniye. He oğlum, dolduru diyor da daha durmamış ki bu. İyi. Daha durmamış. Aracın içine geçerken böyle bir donuyor. Sonra normale dönüyor. Heh. Tamam. Şimdi bunu buradan çıkartabilmemiz önemli. Evet, şimdi tahıl tankını doldurdu. Abi dur. Bizim şunu şöyle yapmamız lazım bir. Bu açılırken aynı anda dönebilseydik iyiydi. Oğlum niye takılıyorsun? Mesafe var, yer var. Lan bunu niye buraya koydunuz? Nasıl çıkartacağız biz bunu buradan? Heh. Şimdi gidelim oraya, sonra römorka alalım. Bir boşaltma işlemini yapalım. İşçi devam etsin çalışmaya. Lan bu da her yere takılıyor. Yani bu burada dursun bir. Biz hemen şu römork götürelim. Büyük römork alacaktık. Bak unuttuk onu. Neyse dur, şunu bir dolduralım da ondan sonra büyük römork alırız. Nerede bizimki? Şuradaymış. Direkt girdim tarlaya. Ekin tahribatı kapalı. O yüzden sıkıntı yok. Zaten oraya girmesek buraya gireceğiz mecbur.
Karşılıkta 10 binlik miydi? 8 binlik miydi? 9 binlik miydi? 10 binlikti galiba. 10.500. Evet. Şimdi bu burada kalsın. Tamam. Burada biz nereye yapacaktık? Burayı da yapabiliriz aslında. Burası da bizim. Ama buranın girişi nerede? Ya da buranın bir girişi var mı? Burası ineklerin mirası çünkü. Buranın bir girişi... Şurada bir kapı var ama. Burada çit var. Buradan direkt giremeyiz. Şuradan giriş vardır herhalde diye tahmin ediyorum ya. Elbet evet. Orada bir kapı var. Elbet bir giriş olacak. Ama oraya girebilmemiz önemli işte. Oraya kadar gitmemiz lazım bizim. Oraya nereden gideceğiz? Buradan geçeriz. Bunlar neymiş böyle ya? Burası ne? Tavuklar için falan mı? Muhtemelen tavuklar için burası. Bakalım. Şurası atlar için de. Burası neyler için? Ha burası domuzlar için. Allah Allah. O da ilginç. Yani şurayı biçebiliriz. Burası da bizim çünkü. Tarla olarak gözüküyor. Daha yan taraf da bizim. Burası... 35 de bizim. Burası da bizim aslında. Ama burası şey, ortada çok fazla materyal var. O yüzden direkt burayı biçsek daha mantıklı. Şuradan kenardan başlayabiliriz. Şöyle. Bizim kaç traktörümüz vardı? 3 tane mi? 2 tane mi? 3 tane galiba traktörümüz vardı. 2 tane aynısından bir tane buralar takıldık. Bir tane farklı model vardı galiba. 2 John Deere bir Fendt mi? Bu Fendt. 2 John Deere bir Fendt vardı galiba. Ya da 2 Fendt bir John Deere. Geçen bölüm bulmuştuk ya bir tane büyük römork. 50 binlik mi? Böyle bir şey bulmuştuk. Ama paramızın neredeyse hemen hemen hepsini oraya vereceğiz. Ona vereceğiz ama römorka çok ihtiyacımız var. Çünkü çok fazla git gel yapıyoruz. Bizi bayağı bir aksatıyor römork sıkıntısı.
İşçiden daha ses daha çıkmadığına göre evet doldurdu dedi. %85 falan oldu o zaman. Birazdan komple dolacak. Şimdi şu kapıya kadar gidelim. O da önce doldurur. Şu cam arka bir daha bakalım hangisini alacağımıza tekrar bir göz gezdirelim. Kararını verelim. Sonra oraya morka alalım. Sonra işte bu topladığımız buğdayı, arpayı falan hepsini satarız. Şimdi jamorklar hangisiydi o? Şu muydu? Bunda yazıyor muydu? 939. ...36.000 kapasite, 42.000, 51.000 kapasiteyle kaç para oluyordu? 953.000 oluyor. Aynen buydu ya. Aynen. Buydu. Peki bu neler? Oo, her şeyi alıyor abi, her şey. Tamam, 51.000 kapasite. Lastikler. Nokian güzel duruyormuş. Nokian yapabiliriz şöyle. Nokian güzel. Neymiş? Lights. Ha, artı 13.000 lights. Ne lights? Ha, şuradaki. Güzel, tamam. Bunu da ekleyelim. Plaka. Aa, dur, olmadı. Sıfır yapıp HS10 3 tane harf koymamız lazımmış. Nasıl olacak la? Başka tür yok mu? Hepsi aynı. Aynı şeyin laciverti. Bir farklılık yok ki. Şöyle yapalım. HS 10 HLM yapalım. HLM. Tamam. Aynen böyle. Tamam, hayırlı olsun. 967.000'i aldık abi biz bunu. 419.000 paramız kaldı. Şimdi bu dolmuş. Şunu bir fullleyelim bir yandan. Bir yandan da işçiyi bir durduralım. İşçiyi durdurmazsak yoksa şey olacak. Para akmaya devam edecek. Şuradan şöyle dümdüz geçelim yine. Bunun mağazası nerede? Mağazaya da hiç gitmedik. Umarım yakın bir yerdedir. Çiftliğe sıfırlanmıyor olabilir belki. Evet, bu sefer şanslıyız. Silomuza yakın bir yerdeyiz. Boşalt dayı. O boşaltırken bakalım. Mağaza. Evet, mağaza burada. Peki bunu sıfırla dediğimiz zaman nereye gitti? Çiftliğe gelmiştir. Evet, şurada bir şey gözüküyor. Evet. Ora nere? Aa, hemen burası. Tamam. Süper.
O zaman şöyle yaparız. Bir römorku buraya park edelim. Bununla direkt. O büyük römorku alalım. Tamam. Evet, gelmiş. Aa, süper. Hiç mağazaya gitmemize gerek kalmıyor. Buradan direkt bunu alabiliyoruz. Evet, aynı traktörden burada bir tane daha var. Yalnız bu ağırlık yapabilir. Bunun önünde bir ağırlık. Evet, şurada. Tamam. Daha boşaltma yönü de var. Tahıl kapısı. Tahıl kapısı ve geri olarak. İyi, güzel. Sıkıntı yok. Bunu boşaltsın. Sonra yine işçiye veririm. İşçi baksın işine. Şunu durduralım tabi. Gerçi durduğu yerden mazot götürmüyor sanırım. Çalıştığı süreçte mazot götürüyor. Evet, verdik işçiye. İşçi devam etsin. Biz de hemen çim biçmeye devam edelim. İçeriden hiçbir şey gözükmüyor ki abi, makineyi göremediğimiz için içeriden. Çok bir çim yok. Gördüğünüz gibi böyle bir yığılma yapmıyor. Ama olduğu kadarını kullanalım. Beleş çim. Koyunlara, ineklere. Özellikle koyun aldığımız zaman yaş çim gerekiyor. Hatta direkt koyun. Gerçi para sıkıntımız var. Şu buğdayı, arpayı satıp direkt koyun alıp koyunların yünlerini satarak para kazanabiliriz ilk başlarda. Olabilir. Tavuk mesela. Hatta tavuk alıp arpayı satmadan tavuğa buğday, arpa falan verip onlardan yumurta kazanıp, şöyle yumurta çok bir getirisi olmuyor ama hiç değilse elimizdeki buğdayı, arpayı kullanmış oluruz. Oradan bir kazanç sağlamış oluruz. Geriye kalanını da satarız. Bayağı bir topladık. Bilmiyorum ne kadar var ama herhalde bir 700 bin falan yaptık. 700 bin litre civarında sanırım yaptık. Olmamıştır. 70 bin mi? 70 bin olabilir ya. 700 bin olmamıştır diye tahmin ediyorum. Bir yedili bir şeyler hatırlıyordum ben siloya baktığımda da. Tamam, şimdi şey yapamadım. Yani en kötü bankadan kredi çekeceğiz. Daha sonra kredi ödeyeceğiz. Ne yapalım? Madem para hilesi yazmayacağız dedik. Zor durumda kalmadığımız süreçte yazmayı düşünmüyorum. Para kazanırız oyunda elbet ama birazcık yavaş ilerler. Süreç, istediğimiz her şeyi pat 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 alamayız. Tek sıkıntımız o olur yani. Yani o yüzden hiç bana yorumlarda şunu al, bunu al, abi bunu da al, abi şunu da al yazmayın.
Gördüğün gibi paramız yok. Alamıyoruz yani. Böyle istediğimiz her şeyi alamıyoruz. Allah'tan oyun bize ekipman verdi de. Ekipmanımız var. Ekipman da olmasa zaten hiçbir şey yapamazsın oyunda. Kontrat işleriyle başlayıp artık bankadan kredi çekip falan filan derken bir haritayı herhalde 2 yıl oynarsın sonra. %85'i dolmuş. %80'de mi? %85'de mi ne? O yazı çıkıyor. Ondan sonra bir yazı daha geldiği zaman tamamen %100 olmuş oluyor. Artık ezberledik oyunun ciğerini biliyoruz yani. Evet, doldurdu. Nerede? Burada. İyi, şurasının bitmesine az bir şey kalmış. Sonra buraya salarız bunu. Şöyle çekilelim. O bir daha çünkü karşıdan gelecek. O gelene kadar biz biraz daha şöyle içelim şunları. Ne dönüyoruz be? Ne dönüyoruz be? Harika döndük. Yamukluğa bak.
Şurayı birazcık düz girelim. Şuradan gireceğim. Bitirdi. Ana şurada kalmış. Orayı biz bir halledelim. Bir de takılmayaydın iyiydi burada. Burası niye öyle olmuş da? Bir bölüm duruyor, bir bölüm yarım falan olmuş. Bir şuraya girmiş. Burayı bırakmış. Şuraya iki sıra atmış falan. Sonra öbür tarafa geçmiş. Saçmalamış yani. Şuradan verelim ayarı. Buradan devam etsin bu. Şöyle girsin gitsin. Yap bakayım göreyim. Heh, aferin oğlum. Biraz daha içeriden girseydin iyiydi. Neyse.
Son kalan bölümlerini böyle yapalım bari. Şurada küçücük kaldı, şunu da alalım böyle gelelim. Tahıl tankımı doldurdum. Abi, ufacık tahıl tankı olunca böyle oluyor işte. 10.500. Gerçi en büyüğü de 18.000'likti. Doldurdu. Yine doldurdu. Yine doldurdu. Hemen gidelim. Nerede? Burada. Ben öyle bir ağırlık yaptı ki araç kayıyor. Kaldıralım biraz, olmadı. Böyle yapınca aracın arkası da kalkıyor bu sefer. Birazcık basalım arka lastiklere. Tamam. Tamam mıdır? Hadi bakalım. Ben de buradan. Allah dur. Az bir şey kaldı. Tamamlayalım şu bahçeyi. Hadi bakalım, hayırlı işler. Burayı bitirdik. Şurada kalsın bu da. Ayar çekerim ben sonra. Şöyle basınca bizim traktörün arka lastikler havaya kalkıyor acık. O da kaymasına sebep oluyor dönüşlerde falan, bak. Ama şöyle yapınca bir yere sağlam bastırıyor arkayı. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi bunu gidelim boşaltalım. Tarlanın geriye kalanını artık ben kendim hallederim. Daha bunun 159'u şey olmuş, dolmuş.
Daha bayağı bir şey var ama bir boşaltalım, onu da görelim. Tabi bu inşallah siloya da sığar ha. Siloya sığması önemli bir de bunun. Buradan geçer mi? Lan buradan da geçmedi bu. Haydi. İndirelim şöyle. Eyvah. Sıkıştı oraya. Buradan geçmiyor. Oradan geçmiyor, mecbur şuradan çıkacağız. Bizim traktörün gücü yetmiyor buna. Bayağı bir zorluyor. Neyse şuradan çıkalım, buradan gidelim, boşaltalım. Oradan geçiremedik. Evet, iyi savuruyor ya. Şimdi buraya biz bunu sokarız ama havaya kalktığı zaman inşallah takılmaz bir yerlere. Git gel git gel git gel git gel bir şekilde sokarım ben bunu buraya. Yani herhalde inşallah. Bakayım. Vallahi sokarım. Niye boşalt çıkmıyor? Heh, tamam. Dorsayı seçmemişiz. Hadi bakalım boşalt. Evet, 71 binmiş bu arada bizim buğdayımız. 42 bin de arpamız oldu. Güzel, tamam. Şu işçiyi bir durduralım. Boşu boşuna para yemesin. Evet arkadaşlar, ben kendim devam edeceğim. O tarlayı ben komple kendim bitiririm artık. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bugün çim biçme işimizi yaptık. Yeni büyük römorklardan aldık. Bu... Bunun çakarları da varmış. İyi, güzel. Bu oyunun kendi modlarının içerisinde bulunan bir dorse. Bilginiz olsun. Orada bulabilirsiniz. Bir paket olarak geliyor bu. Küçük, büyük vesaire birkaç ekipman daha geliyor bunda. Oyunun kendi içerisindeki modlarda bu dorseyi bulabilirsiniz, haberiniz olsun. Güzel bir dorseye benziyor. Kullanımı falan rahat. Böyle kaldırıp indirip aracı basmasını falan sağlayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.